Öncelikle Türkiye'de açlık grevi veya ölüm orucu olayına bir açıklık getireyim ve şu anda Almanya'dan tüm dünyaya sesleniyorum. Bir defa Türkiye'de şu anda ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu tabii ki cezaevlerindeki bizim tıbbi müdahalelerin kontrol altındadır. Ancak onlara ölün diyen siyasi parti veya bölücü terör örgütünün mensupları kendi aralarında kuzu kebap pişirip yemek suretiyle bütün resimleriyle hepsi elimizdedir. Şu anda ben tarihlerini ve adresini de verebilirim. İyi ki yanımda bunları da getirdim. 17 Temmuz 2012'de milletvekilleri ve bölücü terör örgütünün bazı mensupları Kızıltepe'de, Mardin Kızıltepe'de, Kasrı Kanco'da, bak isim de veriyorum, Ahmet Türk'ün verdiği ziyafette kuzu kebabı gayet güzel, şen şakrak bir şekilde götürdüler. Ve orada bunu yaparken öbür tarafta da kalkıp ölün diyorlar. Açlık grevi ile alakalı olarak da şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok. Bu da tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim. Bunları gitti yerlerinde de izledi. Ve şu anda zaten yarıdan fazlası dilekçe vermek suretiyle bu işi de bırakmış vaziyetteler. Böyle bir şey de söz konusu değil. Kaldı ki açlık grevi vesaire bu tür şeylerin hepsi de diğer suçlarda zaman zaman olur. Ve burada da yine hastanelerimizin bütün personelleri oralarda kontrol altında tutarlar. Böyle bir sıkıntı olduğu anda da gerekli müdahaleliği kendilerine yapmak suretiyle bu tedavi sürecini sürdürürler. Bütün bunlar, bakınız, bir şeyi arzu etmenin yanında neyi acaba talep ediyorlar diye baktığınız zaman bölücü terör örgütünün bırakılmasını. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür şovlarla hukuk itilmez, yok farz edilmez. Hukuk neyi gerektiriyorsa o sahibine teslim edilir. Şu andaki süreç de bu şekilde devam etmektedir. Ve bizim meselemiz AK Parti iktidarı olarak Türkiye'de sadece Kürt kardeşlerimizin değil 75 milyonun meselesidir. Ama siz bakın sadece bir etnik unsur adına konuşuyorsunuz. Ben sadece bir etnik unsur adına konuşmuyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak 75 milyon adına konuşuyorum. Ve 75 milyonun da tamamını kucaklıyorum. Tamamının dertlerinin dermanı olmaya çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Fasıllarda şu anda önümüze çıkan birçok engeller ki bunların hepsine Türkiye hazırdır. Ve üye ülkelerin birçoğundan daha fazlasıyla hazırdır. Bunları da aşmış oluruz. Teşekkür ediyorum.